Sağlıklı Günler programından mutlu sağlıklı pazarlar sevgili izleyiciler. Bugün de size doğru bilgileri sunduğumuz programımız başlıyor. Bugün de çok önemli konulara değineceğiz. Sağlıklı olmanın ilk koşulu spor yapmaktır. Spor yapmanın yaşı yoktur. Spor herkes içindir. Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun insanların kendilerini iyi ve sağlıklı hissetmesi için iyi bir yoldur. Yeterince ön hazırlık yapmadan egzersizlere, aşırı zorlanmalar, dikkatin azalmasına ve kazalara, sakatlıklara yol açabilir. Konumuz spor yaralanmaları. Spor yaralanmaları nedir? En sık görülen spor yaralanmaları nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Önerilerini paylaşmak üzere konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Vuslat Sema Ünal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Canan Hanım. Hocam başta da bahsettiğim gibi sanırım herhalde fazla böyle yeterince ön hazırlık yapmadan, egzersizlerde fazla zorlanmadan spor yaralanmaları meydana gelebiliyor. İlk öncesinde spor sakatlığı nedir? Buradan başlayalım mı? Elbette, hay hay. Buyurunuz. Spor sakatlığı, egzersiz sırasında vücudu oluşturan yapıların bütünlüğünün bozulması, yaralanmasına verilen isim. Bu ister profesyonel spor olsun, isterse rekreasyonel amaçlı, eğlence, dinlence ve sağlık için olsun, tüm spor egzersizlerinde oluşabilecek bir durum. İkiye ayırıyoruz aslında. Anlık oluşabilecek yaralanmalar, bir de uzun vadede oluşan yaralanmalar. Anlık yaralanmaları kendi dilimizde akut yaralanmalar diyoruz. Bunlar günlük hayatınızda çok sık karşılaşılabilecek yaralanmalar, kırıklar, çıkıklar, tendon ve ligament kopmaları gibi. Biraz daha ağrılı olduğu için akut yaralanmalarda kişi hemen hekime başvurur ve tedavisini alır. Kronik yaralanmalar asıl sporcular için tehlike arz eder. Bunlar uzun süre kullanımda tekrarlayan hareketlerde aşırı yüklenme sonrası olan yaralanmalar. En çok omuzda ve dizde görüyoruz bunları da. Bu yaralanmaların tehlikesi şu: ağrı tolere edilebilir, kişi günlük yaşamına devam edebilir. O yüzden de bugün geçer, yarın geçer deyip hekime başvurmaz. Öyle bir an gelir ki artık değişiklikler geri dönülmez hale gelir. Onların tedavisi biraz uzun sürer. Çoğunlukla yapıları orijinaline dönüştürmek çok uzun zaman alır. Evet. Peki en sık görülen spor sakatlanmaları nelerdir? Kendi koşullarımız içinde düşünürsek diz, omuz, bel yaralanmaları, ayak bileği yaralanmaları şu anda en sık görülen yaralanmalar ama istatistikler sağlıkçılar içindir. Yani bu bütün sporcular her türlü sporda vücutlarının her bölgesini yaralayabilirler. Buna kafa da dahil, göğüs travmaları, karın travmaları, her türlü kırıklar, alt ekstremite, üst ekstremite, tendon ve kas yaralanmaları hepsi bunların içerisine dahil. Yani sporcu için istatistiklerin çok fazla bir önemi yok. Bizim için var. Şöyle diyebilirim, spora göre yaralanmalar farklılık gösterebilir. Hatta bazı yaralanmalar bazı sporlara özgüdür. Ülkemizde en çok tercih edilen sporlara şöyle bir bakarsak, futbolu örnek vermek istiyorum. Hani çok popüler. Futbolda en çok diz yaralanmasını görüyoruz örneğin. Kasık ve kas yaralanmaları yine çok sık karşılaşılır. Stres kırıkları, ayak bileği yaralanmaları da futbol ama futbolda her türlü yaralanmayı sıkça görürsünüz. Basketbolda biraz daha farklılık gösterir. Ayak bileği yaralanmaları, diz yaralanmaları, basketbolda sıra dışı olarak yüz yaralanmaları karşımıza çıkar. Voleybol, o da çok popüler. Biliyorsunuz çok iyi takımlarımız var. Onlar da en çok ayak bileği ve parmak yaralanmaları görülür örneğin. Bu örnekleri artırmak mümkün. Güreşi, atasporumuzu örnek verebilirim. Tam temas içeren, güç gerektiren bir spor. Güreşçilerin vücutlarında her bölge çok şiddetli bir şekilde yaralanabilir ama en çok omurgaları tehdit altındadır gibi. Birazcık açmak, biraz daha genişletmek istersek yüzmeye özgü, bisiklete, tenise özgü birçok spor yaralanmaları karşımıza farklı Çıkabilir. Sıklıkta çıkabilir. Evet. Peki bu spor sakatlanmalarını tamamen önleyebilir miyiz? Keşke bu sorunuza evet diye yanıt verebilsem ama hayır. Tabii ki spor sakatlanmaları her türlü önleme rağmen karşımıza çıkabilir. Çıkabilir. Neden? Örneğin profesyonel sporda
iki tane futbolcunun topa kafa kafaya girmesini engellemenin bir yolu yok. Yani yok. Sonuçta bir mücadele var. Aynı şekilde potanın altındaki basketbolcunun birbirine girmesini, birbirinin üstüne çıkmasını engelleyemezsiniz. Onlar eninde sonunda yaralanır ama sağlık için spor yapıyorsanız, rekreasyonel amaçlı, eğlence için spor yapıyorsanız önlemleri alarak spor sakatlıklarını azaltmak, indirgemek mümkün. Profesyonel sporda sakatlıkları azaltmak için uluslararası federasyon kuralları temel olarak geçerli. Ayrıca tabii ki sporcuların kondisyonları, kuvvetleri, yaşam tarzları, antrenman sıklıkları sürekli olarak iyileştirilmelerle en iyi hale getirilmeye çalışıyor ki bu sakatlıklar minimize edilebilsin. Hı hı. Sağlık için spor yapanlarda tama yakın önlemek mümkün olabilir gerçekten de. Bunun için önce kişinin kendi farkındalığı lazım. Yani ben ne yapıyorum? Kalbim mi hasta? Tansiyonum mu var? Tiroidim mi var? Ya da işte sigara mı içiyorum? Bunları göz önüne alması lazım. Yine de bir lazım. Sağlık taraması gerekiyor değil mi hocam? Sağlık taraması gerekiyor demeyelim. Zaten bu hastalıkları günlük yaşamda ortaya çıkarıyor insanlar. Biliyor, ve tedavi alıyorlar, biliyorlar. Farkındalıklarının önemi var burada. Kişiler eğer bunu bilirse, kendi sağlık durumlarını bilirse, bedensel eksikliklerini bilirlerse, bel fıtığı olabilir, boyun fıtığı olabilir, omzunda yırtık olabilir, dizinde menisküs yırtığı olabilir. Bunlara göre yaptığı egzersizi uyumlandırırsa kendisini sakatlamaktan kaçınabilir. Ama bunların farkında olmadan, her şeye rağmen spora kontrolsüz bir şekilde başlarsa sakatlıklar kapısını çalacaktır. Çalacaktır. Peki hocam spor yaparken yaralandığımızda özellikle hani amatör, hani profesyonel spor yapanlar değil de amatör spor yapanlar yaralandığında doktora başvurmadan önce kendileri yapabilecekleri bir şeyler var mıdır? Olmaz mı? Önce sakatlanmamaya çalışmaları lazım. Kesinlikle. Uygun ayakkabıyla, uygun ekipmanla. Ama diyelim ki bir talihsizlik oldu ve sakatlandılar. Hemen durup oynamaya devam etmeyecekler. Biz bunu çok görüyoruz. Sakatlanıyor, fark etmiyor, oyuna devam ediyor. Devam etmeyecek, hemen duracak. Yaralanan kısmı güvenlice sabitleyecek. Eğer bir kanama varsa üzerini temiz bir bezle kapatmak çok yararlı olabilir mikrop kapmamak açısından. Sonra da eğer yaralanma yoksa elastik bir bandajla gevşek bir şekilde şişliği önlemek için sarılabilir bölge. Sonra da bir buz torbasını bir havluya sarıp o bölgeye koyacak. Bu oradaki doku hasarını erken dönemde en aza indirmek için yapılabilecek en iyi yaklaşım. Evet. Sonrasında mümkünse eğer o anda hekime hemen ulaşamayacaksa uzvunu yatar pozisyona gelip kalbinden 10 santim kadar yere göre yukarıda tutması şişliği önemli ölçüde kontrol altına alacaktır. Çok gecikmeden de bu pozisyonda hemen hekime başvurmasını öneririm yaralananlara. Hocam şimdi kendimiz hani yapabileceğimiz şeyleri sıraladık ama şimdi tedavisine geçmek istiyorum. Spor yaralanmalarının tedavi ne şekilde ilerler? Evet. Yine isterseniz tanımından yola çıkayım. Anlık yaralanmaları nasıl tedavi ediyoruz? Uzun dönemde oluşan aşırı yüklenmeye bağlı yaralanmaları nasıl tedavi ediyoruz? Bir kere hepsinde kesinlikle bir hekim görüşü gerekli. Gerekli tetkikler eksiksiz yapılmalı. Anlık kırık çıkık tendon bağ yaralanmalarında biz çoğunlukla tedaviyi cerrahi olarak yapıyoruz. Tabii öncesinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, sorun tespit edildikten sonra tam adreslenmesi, en iyi şekilde ameliyatın bir seansta bitirilmesi hedeflenir. Bu kişiler için bir süre işinden gücünden alıkoyucu bir tedavi ama etkin olarak tedavi olmak ve tekrar spora geri dönmek için bu şart. Çoğunlukla anlık yaralanmalarda yapılan cerrahiler komplikasyonlar açık olsa da iyi gittiği takdirde orijinal yaşama dönmek tamamıyla mümkün. Açık ameliyatlar yapılabilir. Artroskopik ameliyatları daha çok tercih ediyoruz. Şimdi günlük yaşama dönmek çok daha hızlı oluyor. Kronik yaralanmalar biraz daha farklı. Kronik derken uzun vadede gelişen aşırı yüklenme yaralanmaları. Bunlarda iyi bir muayene sonrası yapılan tetkiklerle bazen cerrahi yöntemler kullanılmadan tedavi mümkün olabilir. İşte istirahatler, koruma, canlandırıcı ve yenileyici enjeksiyonlar, ufak tefek küçük girişimler
kronik yaralanmalar için yeterli olabilir ama bazen sonuç alınamadığında açık veya artroskopik cerrahi yöntemlere kronik yaralanmalarda da başvuruyoruz. Hepsinde hemen hemen hem akut hem kronik yaralanmalarda. Sonrasında kişilerin bir süre istirahat etmesi, dinlenmesi daha doğru oldu. Ve de bu dönemde hareketi geri kazanmak için, eklem hareket açıklığını korumak için de bir süre belki fizik tedavi alması gerekebilir. Peki hocam, şimdi erişkinleri konuştuk ama biraz da çocuklara dönelim istiyorum. Çocuklar spor yapmalı mı? Öncelikle bunu sorayım. Çocuklar sıra veya nereden başlamalı? Evet, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Atatürk'ümüz öyle söylemiş. Tabii ki çocuklarımızı sporla tanıştırmalıyız. Bu çok önemli. Gelişimleri için hem psikososyal hem fiziksel gelişimleri için çok önemli. Ama çocuklar, nasıl söyleyeyim, erişkinlerin birer minyatürü değil onlar. Onlar büyüme potansiyeli olan ve sürekli değişen bireyler. Onlar için spora başlatırken birazcık daha dikkat etmemiz gereken noktalar var. Örneğin 8 yaş altı çocuklar için spor, kompetisyon, yani yarışma, öyle bir kavram yok. Kazansın, kaybetsin, hiç önemli değil. Onlar için oyun önemli. Dolayısıyla 8 yaşın altındaki çocuklarda spora oyun gibi yaklaşmak ve çocukları oyun içerisinde sporla tanıştırmak lazım. Ne zaman başlamalı derken bir takım beklentilerimiz var. Her çocuğun gelişimi aynı değil örneğin. Yetilerin kazanması, primer birincil yeteneklerin kazanılması çok önemli. İşte koşması, zıplaması, hoplaması. Bir o kadar da komut alması önemli çocuğun sporla tanışabilmesi için. Bu durumda dengesini sağlayabilen ve komut alabilen çocukların başlayabileceği, en erken yaşta başlayabileceği sporlar kayak olabilir, buz pateni olabilir, jimnastik olabilir, atletizm olabilir ama hep oyun gibi. 20'şer dakikalık, çünkü onlar dikkatlerini çok az toparlayabilirler. 5-6 yaşına kadar ekipman gerektiren sporları çok önermiyoruz. Öyle tenis gibi, basketbol topu gibi, ama 5-6 yaşında onlara göre uyarlanmış ekipmanlarla çocukları bu sporlara da başlatabiliriz. 5 yaş civarında yüzmeye de başlayabilir. 5 yaşın altında yüzmeyi çok fazla önermiyoruz. Çünkü klora bağlı astım ataklarını tetikleyebilir havuz çocuklarda. 9-11 yaş arası. Yavaş yavaş çocuklarda artık rekabetin başladığı, yavaş yavaş spor algısının geliştiği bir dönem. Bu yaşlarda çocuklara birden fazla spora yönlenmesini öneriyoruz. Ve farklı kas gruplarını çalıştıran kombinasyon şeklinde. 11 yaş civarında artık çocuklar mücadeleye çıkabilir. Zaten takımlarda o yaşlarda oluşturuluyor, federasyonlarda o yaşlardan itibaren. Bu yaşlarda çocuğun kendi isteğine göre 9-11 yaş arasında başlattığımız birden fazla spordan bir tanesini seçmesini beklememiz lazım. Yani orada kendi isteğine göre, sevdiğine göre. Aynen. Ve de çocuk sevdiği sporla başlarsa 11 yaş civarında da onu bir takımla çalışmaya yönlendirebiliriz. Her türlü spor olabilir. Evet. Peki hocam, herkes spor yapabilir mi? Her kişiye spor olabilir mi? Herkes spor yapabilir. Yani bu şöyle bir ufak bir grup var. Onu bir önce parantez içine alalım. Ağır enflamatuar hastalığı olan, aktif romatizma hastalığı olan kişilerde spor konusunda biraz çekincelerimiz var. Onların daha çok yaşamsal aktivitelerini belli bir düzeyde tutabilmek için egzersiz veriyoruz. Ama onun dışında herkes spor yapabilir. İyi başlanan, uygun programlanmış spor herkes için iyidir. Ama kişisel olarak bedensel bazı yetersizlikleriniz varsa bunlarla birlikte bir uzman görüşü alıp programınızı ona göre yapmanız kesinlikle çok iyi sonuç verecektir. Bir de sabırlı olmak lazım. Yani spora başlayıp birdenbire 2 hafta içerisinde mükemmel bir performansı yakalamayı kimse beklemesin. İster sağlık için olsun, isterse profesyonel anlamda bir süre hazırlık yapmak, o egzersize hazır olmak lazım. Evet. Peki hocam, sakatlanmadan spor yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Evet, iyi bir programın yanı sıra spor yaparken spora hazır olduğumuzdan emin olmamız lazım. Bunun, yani nasıl emin olurum? Ben bu spor benim için nasıl uygun
tabii bir kriterimiz olması lazım. Var tabii. Kendi kendinizi ölçebilirsiniz egzersiz sırasında. Bir egzersizi yaptınız diyelim ki 48 saati geçen ağrınız oldu. O egzersiz o an için size uygun değil demektir. Hemen programınızı bir hafif koyun. Vücudumuza ağır geliyor demektir değil mi hocam? Elbette. Ya da bir egzersizi yaparken yüzünüzü buruşturacak kadar bir ağrı oluyorsa biz onu kendi içimizde 10 üzerinden 4 diye tanımlıyoruz. O egzersiz de o an için size uygun değil demektir. Onu bir hafif formuna değiştirip daha sonra hedefleriniz içerisinde o egzersizi tekrar yapmak olabilir. Isınmak, yeterli su içmek, egzersiz sırasında çok fazla yüklenmemek, egzersizleri aşırı tekrarlamamak, kaldırabileceğinizden fazla ağırlıkla çalışmamak, egzersizi bitirdikten sonra mutlaka esneyerek kaslarınızı rahatlatmak. İki, egzersiz seansı arasında vücudunuza hasarlı bölgeleri tamir edebilmesi için yeterli dinlenme zamanı vermek ki en az 24 saattir. Bunlar sizi uzun dönemde gelişebilecek, spor yapmanızı engelleyecek, uzun soluklu spor yaralanmalarından koruyacak önlemler. Peki hocam, spor yapmanın belli bir zamanı veya bir sınırı var mıdır? İdealinden konuşabiliriz. Yani bir sınır yok, bir yaptırımı yok. İstediğiniz kadar spor yapabilirsiniz ama bedeniniz buna nasıl yanıt verir? Onu bedelini ödeyerek yaşayabilirsiniz. İdeali haftada 4 kez araya 24 saat koyarak 40-45 dakikayı geçmeyecek şekilde tüm kaslarınızı çalıştıran bir egzersiz programına dahil olmak. Bu rekreasyonel, eğlence, dinlenme, sağlık için yapılan spor da geçerli. Ama profesyonel sporcular tabii konumuzun çok dışında. Onlar bu uzun iş için zaman, çok daha tabii, fazla kamplarda zaman falan harcıyorlar. Evet. Peki hocam, gerçi bayağı bir merak ettiğim bir şeyi size sormak istiyorum. Buyurun. Bu özellikle böyle haberlerde falan görüyoruz, hani medyada görüyoruz. İşte ergenlik döneminde spor yaparken işte kalp durması falan, ani ölümler meydana geliyor. Bunların sebebi ne olabilir? Bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben konumun içerisine nasıl bunu yerleştireceğimi düşünememiştim. Bir çocuğu, bir genci spora verecekseniz mutlaka fiziksel muayenesini ve kardiyak muayenesini yaptırmanız lazım. Aslında bizim yani spor bakanlığımız, federasyonlarımız bunu öngörmüş, lisans almak için mutlaka rapor alırsınız. Hakkıyla bir rapor alıp düzgünce kardiyak muayenesini ve fiziksel muayenesini yaptırmak lazım. Ani ölümlerin çok sebebi olabilir. Yani lisanslı bir sporcunun muayenesinde birçok şeyi saptanamayabilir de. Ama en azından saptanabilir sorunları ortadan kaldırmış oluruz. Kalp problemleri olabilir. Beyinle ilgili ani gelişebilecek bir takım sorunlar olabilir. Tansiyonla ilgili sorunlar o anda ciddi komplikasyonlarla efor sırasında karşımıza çıkabilir. Çok sebebi olabilir yani bunların ama engellemek için asgari koşulları en iyi şekilde yerine getirmek yani lazım. Buradan tamamen önlenemez. Bununla ilgili hani dikkat etmesi gereken bir hususlar varsa onu da alabilir miyiz sizden? Mutlaka çocuklarınızı spora vermeden önce gerekli fiziksel kardiyak muayenelerden geçirin. Geçirilmesi lazım. Peki hocam, çok vaktimiz kısıtlı bitti ama yine de hani buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa onları da alabiliriz. Evet, Atatürk'ümüzün bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Evet. Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Ne güzel söylemiş atamız. Mükemmel söylemiş. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Vuslat Sema Ünal de konuğumuz, sorularımızı cevapladı. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Günlük olarak tüketilen sebze ve meyveler sindirim sisteminize yardımcı olurken, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere pek çok kronik hastalıktan korunmaya da destek oluyor. Unutmayın,
Dengeli bir beslenme için günde 5 porsiyon çeşitli renk ve türlerde meyve sebze tüketimi olmazsa olmaz. Bu beyazdan korkmayın. Günde 3 öğün tüketin. İçerdiği kalsiyum ve fosfor mineralleriyle kemik ve diş sağlığı için yeri doldurulamaz bir besin grubu olan süt ve süt ürünleri aynı zamanda B grubu ve D vitaminleri yönünden de en zengin besin gruplarının başında geliyor. Evet, programımızın bu bölümünde yine çok önemli bir sağlık soruna değineceğiz. Ürolojik hastalıklar nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Konuğum endourology ve robotik üroloji cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Okan Arar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Hocam başta da söylediğim gibi çok önemli sağlık sorularının arasında böbrek hastalıkları var. Ürolojik hastalıklar sıralanıyor. Öncelikle böbrek hastalıkları nelerdir? Buradan bir bahsedelim mi? Tabii. Böbreklerimiz insan vücudunun her iki belinde bulunan bir çift organımız. Özellikle vücudumuzun filtrasyon sisteminden sorumlu ve kendisine ait de bazı hormonları salgılıyor. Özellikle kan ve kemik yapıyla ilgili de destek oluyor. Tabii biz bir ürolog olarak böbrek hastalıkları diye bana sorduğunuzda benim hemen ikiye ayırıyorum. İyi huylu böbrek hastalıkları ve kötü huylu böbrek hastalıkları diye. Ben tabii ki bu konunun cerrahi branşı ile ilgili bir hekimim. Tabii yine böbrek hastalıklarını yine ayırırsak aniden oluşan böbrek hastalıkları ve kronik seyirli böbrek hastalıkları olarak da konuşabiliriz. Veya doğuştan kazanılan veya edinsel böbrek hastalıkları olarak da ayırabiliriz. Yani böbrek hastalıklarını kabaca bir ürolog olarak iyi huylu böbrek hastalıkları ve kötü huylu böbrek hastalıkları olarak beni ilgilendiren konu bu daha çok. Evet. Peki hocam böbrek hastalıklarının belirtileri nelerdir? Evet. Yani hastanın şikayetleri nelerdir? Esasında böbrek hastalıkları ile ilgili belirtiler problem ortaya çıkana kadar fazla kendini göstermiyor. Böbrek hastalıkları, böbreklerle ilgili şikayetler veya idrar yollarının şikayetleri, böbreğin kendisini ilgilendiren hastalıkların şikayetleri sessiz seyredebiliyor. Sinsi hastalıklarda. Sinsi bir hastalık olarak, evet. Daha çok bizim karşımıza çıkış nedenleri bel ağrısı, idrarda kanama, işte idrar yaparken yanma veya birden ortaya çıkan bir ateşlenme ve enfeksiyon tablosuyla böbrek hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Veya bir böbrek hastalığının tanısında check-up programına dahil edilmiş bir ultrasonografi hiç şikayet vermeden bir böbrek hastalığını ortaya çıkarabiliyor. Onun için belki burada en önemli söylemem gereken şey mutlaka özellikle çocukluk çağında 5-6 yaş grubunda bir ultrasonografinin çocuk hastalıkları hekimi tarafından programa dahil edilmesi aynı zamanda da bizim yaş grubumuzda 50-60 yaş grubu veya 40-70 yaş grubu arasında mutlaka bir ultrasonografinin check-up'a dahil edilmesi gerekli. Kontrol evet. Gerekli. Peki hocam birazcık da böyle tedavi seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Tabii. Böbrek hastalıklarının tedavisi oluşum nedenine bağlı olarak değişiyor tabii ki. Bir enfeksiyon tedavisi kendi başına değerlendirilebilirken veya bir doğuştan edinilmiş olan bir hastalığın tedavisi ise farklı bir şekilde değerlendirilebiliyor. Böbrek hastalıklarının esasında tedavisini üstlenen hekim grubumuz nefroloji grubu. Bizler bu konuda daha çok cerrahi tedavilerini söz konusu yapabiliyoruz. Mesela bir doğuştan gelen böbrek çıkımı ile ilgili olan bir darlığın tedavisi erişkin çağda saptanmış ise onun düzenlenmesi, onunla ilgili ameliyatların yapılması bizi ilgilendiriyor, branşımıza giriyor. Veya bir böbrek taşının tedavisi bizim branşımıza giriyor. Veya bir bazen böbrek nakili gibi bir tablonun
sorumluluğunu almamız bizim branşımıza giriyor. İşte böbreğin çeşitli olumsuz hastalıkları var, tümörleri, kanserleri. Bunların tedavisi bizi ilgilendiriyor, ameliyatları. Özellikle böbrek hastalıklarının tedavisi gerçekten hem koruyucu amaçlı hem de tedavi ve hastalığı ortadan kaldırıcı amaçlı olarak ayrılabilir yani. Peki hocam, bu en sık sorunlardan hani biri olan böbreklerdeki kum, işte taş birikimi falan, bu oluşum neden olur hocam? Yani hasta ne olabilir de taş oluşur? Tabii ki böbrek taşının oluşum mekanizmasında çeşitli faktörler söz konusu. Bir kere kazanılmış olan faktörler var genetik olarak. Kişinin kendi böbreğini süzme mekanizması ile ilgili problemleri söz konusu ise mutlaka oluşan idrarda çökelti halinde taş oluşuyor. Bunlara biz metabolik hastalıklar diyoruz. Açıkçası metabolik taşlar diyoruz. Bunun dışında böbrek kanallarının vücut içindeki yerleşimiyle ilgili veya seyriyle ilgili bir problem yaşandığında, böbrek çıkımı darlığı veya üreter darlığı gibi bir sorunla karşı karşıyaysak yine böbreklerde taş oluşma sıklıkla oluşuyor. Evet. Yani kullanılan yiyecekler, içilen su. Bunların hepsi etken. Tabii diyetler. Bunların hepsi etken. Evet. Peki dikkat etmemiz gereken bir şey var mıdır bunu önlemek amaçlı? Yani normalde erişkin yaşa gelmiş bir şahısın böbrek içinde taş oluşması veya o taşı düşürmesi, bu açıkçası 10 yıl içinde bir kere olması gibi şeyler normal. Herkeste böbrek taşı olabilir. 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 Ama bu olay yılda iki defadan fazla oluyorsa, sık tekrarlıyorsa ve böbrek içindeki taşın tedavisiyle ilgili bir cerrahi tedavi veya taş kırılması gibi bir tedavi seçilmiş ise bu kişileri izleme almak, tekrardan oluşmasını engellemek için önerilerde bulunmak ve periyodik olarak kontrol etmek gerekli. Bizler genellikle herhangi bir nedene bağlı olmadan taş düşüren veya bir taşı olan bir hastamızda bu konuyu bizlerin üroloji doktor olarak önerimiz birkaç şeyi geçmiyor esasında. Bu konularla ilgili diyetisyenlerimiz var. Diyetisyenlerimize yönlendiriyoruz. Bu konuda taşın analizi önemli. Tedaviyle ortaya çıkardığımız veya elde ettiğimiz taş örneğinin analizi önemli. Bu konu üzerinde bütün destek ve tedavilerini sağlaması için açıkçası konunun uzmanı olan diyetisyen arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Bunlar daha çok onların işi. Ama mesela bizim basitçe konuştuğumuz şey, hastaya sadece günde 2 litre idrar çıkaracak kadar su içmesini sağlamak. Dan fazla bir şey yok. Evet. Evet. Sebze meyveleri iyi yapmak. Hayır, bunların hepsine esasında taşın karakterine göre, cinsine göre diyetisyen arkadaşların desteğiyle beraber yapacağımız bir şey. Evet. Bir şeyler. Peki hocam, idrar yolu enfeksiyonu. Evet, çok önemli çok bir şey sık gerçekten. Rastladığımız soru. Dönem olarak da çok sık göreceğimiz bir aylara girdik. Evet. Daha çok idrar yolu enfeksiyonları bu işte kış ayının başlangıcında çok görülmeye başlıyor. Evet. Tabii idrar yolu enfeksiyonu önemli olan neden olduğunu araştırmak. Hani bizim böyle annelerimizden, işte babaannelerimizden duyduğumuz ayaklarını sıcak tut, işte idrar yollarını üşütürsün falan. Evet. Böyle bir etken midir yani bu, doğru mudur? Evet. Açıkçası bunun hiçbir özelliği yok bence. Gerçekten alakası yok. Ama mesela soğuk gibi bir faktör veya dışarıda ki bir su sesi veya diyelim ki havanın nemli olması gibi şartlar bazı insanları kendilerinde eğilimleri varsa sık tuvalete götürüyorlar. Ve tabii bu sık tuvalete gitmek, işte tuvalet temizliği, tekrar gitmek, bunlar genellikle idrar yolu enfeksiyonunu başlatan nedenler. Evet. Normalde
herhangi bir özellik yoksa kişinin vücudunda, mesela bir böbrek taşı veya idrar yapmasını engelleyen bir problem, genellikle kişilerde idrar yolu enfeksiyonu sık görülen bir rahatsızlık değildir. Önemli olan, idrar yolu enfeksiyonunu geçirdikten sonra özellikle bu enfeksiyon 2 ay içinde tekrarlar ise mutlaka neden olduğuyla ilgili, neden oluştuğuyla ilgili kişiyi daha detaylı muayene etmek ve daha detaylı incelemelere sokmak gerekir. Evet. Evet. Peki hocam, bu tabii teknolojinin hani revaçta olduğu bir dönemde bu Da Vinci robotik cerrahisi. Evet. Evet, bundan biraz bahsetmek istiyorum. Nedir bu Da Vinci robotik cerrahisinin faydaları nelerdir? Evet. Biraz bu cihazdan bahsedebilir miyiz? Da Vinci robotik cerrahi gerçekten ürolojik ameliyatlarda özellikle sık kullanılıyor. Çünkü Da Vinci robotik cerrahisi daha çok batın ameliyatlarında kullanılır halde ve laparoskopik bir ameliyatın Da Vinci robotuyla kombine edilmesiyle birlikte daha detaylı ve daha hastaya daha faydalı olacak şekilde yapılmasını sağlıyor. Tabii Da Vinci robotu ile biz özellikle bütün hemen hemen prostat kanseri ile ilgili yaptığımız tüm ameliyatları artık öyle yapıyoruz. Ve böbrekle ilgili bazı ameliyatları yapıyoruz. Böbreğinden tümörün bir kısmının çıkarılması, böbrek tümöründe mesela böbrek kanseri hastalıklarında kanserli bölümün çıkarılması gibi ameliyatları Da Vinci robotik cerrahi ile yapıyoruz. Böbrek çıkımının darlığının tedavisinde Da Vinci'yi kullanıyoruz. Özellikle prostat kanserinde bölgenin de vücudun dip bölgesine yerleşimli olduğu için bize çok daha iyi çalışma imkanı sunduğu için Da Vinci robotunu kullanıyoruz. Evet, Da Vinci robotunu çok sık kullanıyor ürolojide. Peki ameliyatlarında. Hocam, tabii hastanın... Ama böbrek taşlarını kullanmıyoruz mesela çok ağırlıkla. Onların farklı ameliyatları var. Esasında ürolojik cerrahi modern tıbbın tüm imkanlarına faydalanıyor. Da Vinci ile beraber ortaya çıkan teknoloji diğer tıp bölümlerinde de fazla kullanılır halde. Mesela bir böbrek taşı ameliyatını tamamıyla idrar yollarından girilerek yaklaşık 4 santimlik, 5 santimlik bir taşı tek seansta temizleyebiliyoruz. Daha önceden mesela bu ameliyatlarla ilgili modern teknik yaptığımızda belden en azından yaklaşık bir parmak kalınlığında bir delik açar ve taşı temizlemek için uğraşırdık. Şimdi onları da kullanmıyoruz. Yani Da Vinci robotunu ortaya çıkaran teknoloji bizim diğer ameliyatlarımıza da yansıdı. Evet. Güzel. Evet. Peki hocam, hastanın konforu açısından da önemlidir değil mi? Tabii. Esasında Da Vinci doktora konfor sağlıyor. Açıkçası. Bizler laparoskop ile yaptığımız ameliyatı daha kolay yapıyoruz. Bir kere elimiz fazla yorulmuyor. Açıkçası Da Vinci robotu bizim elimize yardımcı oluyor. Bizim elimizin titremesini engelliyor. Açıkçası daha cerrahi sahayı daha fazla büyüterek kullanmamızı sağlıyor. Hedefe yönelik cerrahi yapmamızı kolaylaştırıyor. Robotun kendi bünyesinde bize sunulan pek çok teknik var. Sadece robotun kolları değil bunlar. Mesela bir termal kamera, dokudaki ısı ve dokuda mesela aynı anda mesela ameliyat sırasında acaba ultrasonografi görüntüsü nasıldı, Doppler bulguları nasıldı diye baktığımızda robotun bize sunduğu şeyle, imkanlarla o dokunun hemen ultrasonu yapabiliyoruz ameliyat sırasında. Mesela bunlar tümör cerrahisinde çok fayda sağlıyor. Gerçekten bu esasında ben öyle görüyorum. Bilmiyorum, diğer arkadaşlarımla katılacak sanırım. Esasında Da Vinci robotu bence doktora büyük konfor sağlıyor.
normalde yine hastada ki girişler, hastanın ameliyat olmasını sağlayan girişler aynı sayıda. Yine aynı düzeyde, laparoskopik ameliyatlar düzeyinde. Hı hı. Fakat bizler bu ameliyatı yaparken daha az yoruluyoruz. Onun için Da Vinci'yi doktorunu düşüren hasta tercih etsin. Tercih etsin. Güzel. Peki hocam, irolojik hastalıklarında da kullanılıyor dediniz. Tabii. Esasında zaten en sık kullanılmaya başlanan, ilk başlanan ameliyatlardan biri üroloji. Prostat kanseri. Çünkü prostat dokusu vücudun dibinde olan ve ulaşılması, müdahale edilmesi ve çıkarılması etrafındaki önemli yapılarla birlikte zor olan bir organ. Bu tarzda demin anlattığım özelliklerinden dolayı Da Vinci bu organın çıkarılması için bize çok kolaylık sağladı. Evet. Evet. Hocam peki vaktimiz azaldı ama son olarak buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bugün söylemek istediğim bir şey esasında 3 Kasım 9 Kasım arasında organ bağışı haftası var. Organ nakli haftası olarak da değerlendiriliyor. Lütfen herkes bunu düşünsün. Organ bağışı çok önemli. Belki şu andaki benim anlattığım konunun dışındayız ama hepimize bazı olaylar başımıza geldiğimizde mutlaka nakil olunacak pek çok organa ihtiyacımız olacak. Bir kişi pek çok insana yeni bir hayat sunuyor, yeni bir yüz sunuyor, açıkçası yeni böbrek sunuyor. Ben buradan organ bağışına katılmamızı istiyorum. İstiyorum. Buradan da inşallah vesile oluruz. Evet. Herkes bağışta bulunur. Peki hocam. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür geldiğiniz, ederim. Geldiğiniz, bilgilerinizi verdiğiniz için. Rica ederim. Evet, ürolojik hastalıkları, endoüroloji ve robotik üroloji cerrahi uzmanı Doçent Doktor Okan Arar'dı konuğumuz. Kendisilerine verdiği bilgilerden çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle sağlıklı, mutlu haftalarınız olsun. Hoşçakalın.